NATO zirvesinde Biden'ın o gülücükler dağıtan görüntüsü var. Yani hiç kimse, şimdi biz size bunu söylememiz gerektiğini düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. Şimdi insanlar ölüyor orada. Yani oradaki o sonuçları itibariyle, yani gördüğümüz biçimiyle bir savaş sürüyor orada. İki taraflı, yani farklı propagandaların yapıldığı, Sputnik'in de yasaklandığı, örneğin Avrupa'da yasak. Güya hani bir demokrasi, güya işte bilmem tek taraflı yayın, burada bilgi de alamıyor toplum, açık açık söyleyelim. Rusya ne söylüyor diye zaman zaman işte biraz farklı gazeteler yorumlar da yapıyor. Bugün de ifade ettim ben Tele1'de. Ama açık bir şekilde Rusya'nın ne söylediğini burada insanlar Avrupa'da, yani sansürden dolayı açık bir şekilde öğrenemiyor. Yani siz örneğin Sputnik'ten bahsediyorum, Avrupa'da böyle. Şimdi bir taraftan da Sayın Biden gülüyor böyle, gülücükler dağıtıyor NATO'da. Ya onu, o gülücüklerin arkasında ya insanların ölmesinin, orada hayatlarını kaybetmesinin, acılar olmasının, anaların ağlamasının görüntüsünü görüyorum ben şimdi. Burada suç kimin? Halkların mı? Orada yaşayan halkın mı? Yoksa hakikaten burada çıkarlar mı söz konusu? Kimse çıkarların dışında hareket etmiyor. ABD de o noktada bakıyor. Bu konuyu bir değerlendirir misiniz? Buyurun. Şimdi evet, bu savaş engellenebilirdi. Ama bu savaşın ilk roundunu, ilk bölümünü kim kazandı? Amerika Birleşik Devletleri kazandı. Ne istediyse yaptı. İşte Batı'yı dizayn etme, arkasında destek olabilme, NATO içindeki bu ayrışmayı sonlandırma ve özellikle Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini arttırmak istiyordu. Bu hamleyle birlikte bunun önü açıldı. Ve Kuzey Akım 2'nin sonlandırılmasını istiyordu. Yine bu hamleyle sonlandırıldı. Bir de gerçekçi olmak lazım. Şimdi savunma bütçelerinin artımını istiyorsunuz. Ama Avrupalılar savunma bütçelerini arttırmak istemiyorlar. Niçin? Çünkü bakıyorlar ki tehdit yok. Soğuk Savaş'tan sonra. Rusya tehdit değil. Arttırmıyorlar. Çünkü arttırmanız için savunma bütçesinin tehdit olması lazım. Bakın, bu hamleyle birlikte tehdit ortaya çıktı. Ne o? Rusya, Bozay'ı, bu tehdit nedeniyle şimdi artış var. Peki, şimdi siz savunma bütçenizi Almanya olarak arttırdınız. Fransa olarak arttırdınız, Hollanda olarak arttırdınız. Peki silahları kimden alacaksınız? Ha? Rusya'dan mı? Rusya'dan mı? Bakın, görüyor musunuz? Sizin bu hamleniz en direkt olarak sizin savunma, çünkü dünyanın en büyük savunma sanayi pastası, üretim pastası Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Siz kendi çalışanınıza, kendi girişimcinize, kendi savunma sanayinize imkan sağlıyorsunuz. Daha başka, enerji bağımsızlığı, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını da azaltmak için işte bir sürü hamleler yapıyorsunuz. Bunlardan sizin kaya gazınız var ama bunu taşıyarak getirmek zorundasınız. 15 milyon metreküp şu anda yeni anlaşma ifade var. Yani görüyor musunuz? Siz aynı zamanda kendinize hizmet etmiş oluyorsunuz. Evet, bence değerlendirmem gerçekten böyledir. Bu bir kışkırtıcı hamleydi. Bu savaş engellenebilirdi. Ama tabii ki bunun bir de madalyonun öbür yüzü var. Rusya'nın güçlü bir ekonomisi yok. Ağırlık ne? Toprak altından çıkardıkları. Bakın, toprak altından çıkardıkları nedir onlar? Petroldür, doğalgazdır, madenlerdir. Neredeyse %60'ı ihracatının bunlara yönelik. Bu çok zayıf bir ülke olduğunu gösteriyor. Ve teknolojik ithalat yapıyor. Otomotivden uzay sanayine kadar, bilgisayarına kadar. Ve ağırlıkla nereden alıyor? Almanya'dan.
Avrupa'dan ve Çin'den alıyor. Onun anlamı şu. Bu süreç Rusya için sürdürülebilir değil. Uzun soluklu değil. Yine Rusya'nın yumuşak gücü zayıf. Bakınız, sadece askeri güçle, sert güçle hedeflerinize ulaşmak mümkün değil. Yani siz askeri güç kullanarak Ukrayna'nın tamamını da işgal edersiniz. Şu anda yaklaşık 1/3'ünü işgal etmiş durumdalar. Ama bunu sürdüremezsiniz ki. Niye sürdüremezsiniz? Yani oradaki halkı ikna etmezseniz, onların kalplerini ve akıllarını kazanamazsanız ve güçlü bir ekonominiz yoksa bu iş olmaz. Bakın şöyle düşünün. Hani daima madalyonun iki tarafı vardır. Rusya'yı da eleştireceğiz. Yani Amerika'yı da eleştireceğiz ama Rusya'yı da eleştireceğiz. Şimdi siz Soğuk Savaş döneminde Varşova Paktı diyorsunuz. Soğuk Savaş bitiyor. Bakın o zaman sert güçle bunları bir arada tutuyordunuz. Sert güçle. Ama o sert güç ortadan kalkınca ne oldu? Hepsi koşa koşa batıya gitti. Yani bunun anlamı şu. Sert güçle, sadece askeri güçle bu olaylar sürdürülebilir değil. Ve Rusya bu uzun sürdüğü takdirde çok fazla miktarda başı belaya girecek. Türkiye'den de bahsetmek istiyorum. Bey, şimdi bugün yani Möntro'dan yargılanan sizler, yani Möntro açıklaması, anlaşmasıyla ilgili yaptığınız açıklamadan dolayı sizi yargılıyorlar. Halen de sürdürüyorlar bunu, böyle bir süreç. Ama Dışişleri Bakanı'nın ağzından, AKP Genel Başkanı, taraflı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından sürekli Möntro ve Möntro'ya sığınıyorlar. Her masada Möntro var şu anda. Şimdi bir de bu yanı var yani. Türkiye ne yapıyor? Yani dişlerimizin de yani yeterli derecede, ben kendi adıma da söylemiş olayım. Yıllarca bir gazetecilik yapmış, Avrupa'da büyükelçileri yakından tanımış bir gazeteci olarak, da söylemek isterim. Yani geldiğimiz durum vahim. Bu sistem bizi nereye götürüyor? Türkiye ne yapıyor? Yani en azından oraya el atmışlar Möntro'ya. İşte tamam diyor ki ben katılıyorum. Möntro'ya el atmalarına da itirazım yok, onu söyleyeyim. Möntro'yu üzerinden yürümelerine de itirazım yok. Buyurun. Şimdi Möntro ve Türkiye ne yapıyor'a gelmeden önce şunu da ifade edeyim. Şimdi ambargolar ve yaptırımlar. Rusya dayanabilir mi? Dayanabilir. Yani kan kaybeder. Teknolojik olarak geriye düşer. Hatta bu içeride memnuniyetsizlik, halk hareketleri, böyle şeylere de zemin hazırlayabilir. Ama dayanabilir. Niye dayanabilir? Enerjisi var. Bir de beslenebilecek asgari tahılı var. Bu çok önemli. Şimdi aynı imkanlar kimde de vardı? Dayanıyor, uzun süre dayandı. İran'da da vardı. Enerjisi var. Ben çünkü hatırlıyorum. İran'a gittim. Unuttum şimdi. 4 yıl falan oldu galiba. 4-5 yıl. Şeyden, güneyden, Persepolis'ten Tahran'a gidiyoruz. Otobanda, Recai Bey, otoban boyunca şehir içi gibi ışıklar yanıyor. Niye? Enerji bol, ucuz. Türkiye'de yakabilir misiniz? Yakamazsınız. Bakın. Peki gelelim Türkiye'ye. Türkiye böyle yaptırımlara katlanabilir mi, dayanabilir mi? Mahvolur, imha olur biliyor musunuz? Niçin? Ne enerjisi var, ne de 20 yıllık bu iktidarın yürüttüğü tarım politikaları nedeniyle kendi kendini besleyebilir durumda değil. Bu nedenle Türkiye ne Rusya gibi, ne İran gibi böyle operasyonlara dayanmasına imkan ve ihtimal yoktur. Şimdi gelelim. Olalım. Türkiye'nin dayanma ihtimali olmadığı kesin de Türker Bey. Bu arada Almanya'nın da bir takım gelişmeler var. Bir paket açıkladılar. İkinci paket. Türkiye'deki benzin ve işte mazot fiyatları, dizel, işte benzin fiyatlarını biliyoruz. Ne olduğunu, nereye vardığını biliyoruz. Vallahi direkt yardım edecekler. Özellikle her mükellefe yani 300 euro benzin yardımı, yani daha doğrusu böyle açık bir şekilde yani benzin yardımı yapacaklar. Yani bu kadar net söyleyelim bunu. Bir de yeni ikinci paketi açıkladılar ve çok ciddi bir
para bu iş. 10 milyar euroyu geçeceği tahmin ediliyor. Şimdi bu ikinci paket bu. Şimdi böyle bir imkanı var mı Türkiye'nin? Şimdi abi ve kömüre, kömür santrallerine tekrar başvuracaklarını söylüyorlar ki Almanya biliyorsunuz 2030'da bu işi tüm kadar uzayacağını düşünüyorlar. Kömür işte özellikle yeraltı madenden dolayı yani kömür ocaklarını kapatmışlardı. Yani çoğunu da kapattılar. Tekrar yeniden başvurmayı deniyorlar. Şimdi böyle bir ortamda Türkiye'yi nasıl karşılaştıralım Türker Bey, buyurun. Yani karşılaştıracak durum yok. Söylediğim gibi bu tür ambargolara dayanabilmek için enerjiniz olacak, bir de kendiniz besleyebileceksiniz. Türkiye hem enerji yoksulu bir ülke olduğu için hem de kendi kendini besleyebilme imkan kabiliyetini bu iktidarın 20 yıllık siyaseti yok ettiği için böyle bir şey söz konusu bile değildir. Şimdi gelelim güncel soruna, Türkiye. Şimdi iktidar bunu şansa çevirmeye çalışıyor. Çünkü iktidar seçim kaybetme lüksü yok kendi açısından. Tırnak içinde konuşuyorum. Çünkü hesap verebilir bir iktidar değil. Kamuoyu yoklamaları da seçim kazanma şansının olmadığını gösteriyor. Şimdi 24 Şubat'ta çıkan bu kriz, bu savaş, bu işgal, bu istila nasıl adlandırırsınız adlandırın. İktidar açısından öyle yorumluyorlar. Bu diyorlar bizim için kötüye giden süreci değiştirebilmemiz açısından bir şans diyor. Niçin? İşte Türkiye'ye yönelik ambargolar vardı. Nereden? Batı ülkelerinden. Kimi örtülü, kimi gizli. Hatta damadın şirketi SİHA yapımlarındaki motor, bazı seyir sefer cihazlarına ambargolar konuyordu. Yasaklar konuyordu. Bundan şikayetçiydiler. Bir de yalnızlaşmışlardı ve ekonomi iflas etmişti. Hatta bu yüzden Batılı liderler görüşmüyor, randevu vermiyorlar. Özellikle Biden için çekilen sorunları biliyorsunuz. Bunun için iç kamuoyuna yönelik dış politika hamleleri yapıyorlardı. Erdoğan nerelerde? Afrika'da geziyordu. Hatta Afrika'da gezerken yakalandı bu krize. Niçin gezerken yakalandı? Çünkü böyle bir öngörü yoktu. Hatırlarsınız Arnavutluk ziyareti sonrasında sorulan böyle bir soruya bunu gerçekçi bulmuyorum, böyle bir olasılık yok demişti. Ama bu görülür ki bu iktidar Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale edebileceği, işgal edebileceği öngörüsünü bile yapmaktan acizdi. Şimdi şansa döndürmek istiyor. Para yok. Şöyle düşünüyorlar. Özellikle Avrupa'daki oligarklar vasıtasıyla Türkiye'ye para akabileceğini. Bakın hava sahasının kapatılması nedeniyle Türk hava sahasını açık tutarak özellikle Rusya'nın dış dünyayla irtibatını Türkiye üzerinden yaparak ki bunun emarelerini de görüyoruz. Yine bugünkü veriyi söyleyeyim size. İstanbul aktarmalı Rusya'dan tüm dünyaya gidip gelen uçak sayısı 3'e katladı. Bakınız İstanbul aktarmalı uçak sayısı 3'e katladı. Bu daha da fazla artacak. Ve bir anlamda nefes borusu olacak. Sanırım iktidar aynen İran ambargosunu deldiği gibi bir yöntemlerle Rusya'yı kullanmak istiyor. Ama gözetim altında olduğunu biliyor. Hatta yine güncel verilere göre özellikle özel bankalar bu tehlikeyi bildiği için şüpheyle yaklaşıyorlar. Ne bileyim Rusya'dan hesap açma taleplerini, para aktarma taleplerini reddediyorlar ama iktidar için önümüzdeki seçim önemli biliyor musunuz? Sonra krizle